Bakın arkadaşlar, bu ülkede her yurttaş konuşma özgürlüğüne sahiptir. Benim milletvekili olmam, bir siyasi partinin genel başkanı olmam bana bir ayrıcalık katmıyor. Her yurttaş gibi konuşabilirim ama şimdi bunu bana yapan, seçilmiş bir milletvekiline onu herhangi bir açıklama sırasında taciz edecek tarzda bir yaklaşım içerisinde girildiği zaman bu topluma neler yapıldığını gösteriyor. İşte zaten bu mahkemelerin bu kararları vermemesinin yarattığı sonuç bunlar. Yoksa nedir yani? Çeksin, biz zaten canlı yayına konuşuyoruz. Gizlenecek, saklanacak bir şeyimiz mi var? Herhangi bir şeyimiz yok. Ama işte terbiyesizlik, bu pervasızlık, bu iktidardan güç alarak istediğim her şeyi yapabilirim inancını yarattığı bir bozulma hali. Yazık yani, memleketin memurlarının getirildiği hale bak. Utanıyor, yüzü kızarıyor karşımızda. Çekilip gitmek zorunda kalıyor. İnsan bu hale düşer mi? Düşmemesi lazım ama düşüyor işte. Biz buna üzülüyoruz. Yani bu ülkede herhangi bir biçimde görevli bir memur sıfatı taşıyan herhangi bir yurttaşın da bu hallere düşürülmemesi lazım. Böyle hukuk dışı, kanunsuz, ayıp, savunamayacağı, yalan söylemek zorunda kalacağı işler yaptırılmaması lazım. İnsan bunlara üzülüyor. Nihayetinde ne olursa olsun biz kararlı, inatçı bir biçimde bu mücadeleye devam edeceğiz. Can Atalay mutlaka o cezaevinden çıkacak ve bütün bu haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı mücadelemiz aynı biçimde devam edecek. Hiç kimsenin bir kuyruksuz olmasın. Biz bugün buradayız. Bu karar çıkana kadar yurttaşlarla beraber beklemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi mesele sadece Can Atalay'ın özgürlüğü meselesi değil. Biz bütün o özgürlük yürüyüşü boyunca da aynı şeyi anlatmaya çalıştık. Esas mesele Türkiye'de bu iktidarın baskıcı, otoriter, ben seçimi kazandım nasıl olsa istediğimi yaparım anlayışına son verilmesi. Bunu bitireceğiz. Çok teşekkür ediyorum Erkan. Sağ olun. Evet, ülke.